kıldırarsan, kılınmış namazım kıldırırsan, siz de şah diye ne öldürürlerse, ben de bu yaydadan şaha giderim. Kırmızı gülleri solmaz mı sandım? Canlar sema hekimini gelmez mi sandım? Bir sefa geldiğinde demez mi sandım? Hele bir yol sefa geldi desene. Sayın bayanlar baylar, merhaba. Sayın olmayan bayanlar baylar, sizlere de merhaba. Bindiği dalı kesenler, öksürüğe göre esenler. Şu dağın ardında kalan umudum, merhaba. Merhaba yoksulum, merhaba mahalle mantarı milyoner. Neredesin ey sağduyu, sesimi duyar mısın? Ey özgürlük, merhaba. Merhaba verilip de tutulmayan sözler. Merhaba doymayan gözler. Merhaba dolmayan göbekler. İskemleler, işkembeler. Topraksız ağaçlarım, insansız topraklarım, topraksız insanlarım. Gözyaşlarım, bu ağrılı yürek, bu sızılı baş, kanımı yakan ateş, merhaba. Kardeşlerim, bacılarım, emmilerim, yeğenlerim, koç yiğidim, uyuz itim, sağ saydım, yok sözümün ayrısı. Hepinize merhaba. Merhaba özgürlük savaşında yaralanıp bitenler. Merhaba bu yolda dökülüp bitenler. Merhaba. Merhaba söylenmemiş en güzel söz. Merhaba güzel yarınlar. Merhaba gelecek aydınlar. Merhaba. İşte girdik alana, selam verdik dört yana. Sözümüz anlayana. Merhaba. Merhaba. Thank you.
Yardımcımız hak ola. Allah Allah. Allah dedim.
bana eli sığmaz da doğur. Yani o derecede öyle.
kimse seni buna zorlamamış. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zevkli diyeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığın halde. Diyelim ki ağır, ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmama ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken bitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan mektaşı kafasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz. En son ajans haberleri. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucunda, daha o gün. Yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf yürüyüşle bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yüzyıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün bir gün. Hatta bir buz yığını yahut öyle bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta. Uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bu. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım, yaşadım diyebilmen için. Ömrüm, 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 ömrüm
Kerbela çölünde cenge iliştim. Yezid ordusuyla hayli vuruştum.